Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün waffle yapacağız tost makinesinde. 2 adet yumurtam var. Çırpma kabıma alıyorum. 1 çay bardağı toz şeker. Toz şekerimi ve yumurtamı birlikte çırpıyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağım var. 2 su bardağı sütümüzü de ekledik. İlk aşamada 2 su bardağı da un ekliyorum. 2 çay kaşığı kabartma tozu. 1 tatlı kaşığı tarçın. Tarçın isteğe bağlıdır. 1 çay kaşığı tuz attım. Kıvamı istediğim gibi olmazsa un biraz daha ekleyebilirim. Yarım su bardağı daha un ekliyorum. Kahve fincanı da susam ekliyorum. Bir çay kaşığı da çörek otu ekledim. Hamurumuz oldu. Normal, klasik kek kıvamı diyelim. Tost makinamızı en yüksek ısıda ısıttık. Derecede ısıttık. Yağlıyoruz. Hamurumuzdan bir miktar döküyoruz. Bir kepçe kadar. Tost makinemizi kapatıyoruz. Kontrol ediyoruz. Evet, birinci waffle'ımız oldu. Ters çeviriyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Waffle'ımızı alıyoruz. Tekrar az yağlıyoruz. Hamurumuzu bir baştan bir başa uzunlamasına dağıtırsak oval şekilde waffle'larımız olur. Oval waffle'ımız da hazır. Daha çok yuvarlağı tercih ediyorum ben. Hepsi aynı boyda, üst üstüne koyup hazırlaması da kolay oluyor. Tost makinamızı bastırmadan kapatıyoruz. Ve waffle'larımız pişerken de bastırmıyoruz. Şeklini kendiliğine alıyor. Waffle'larımızı çevirince bu şekilde petek petek model oluyor. 7 tane yuvarlak ve waffle'ımız oldu. 2 tane de oval waffle'ımız oldu. Waffle'larımızı arzu ettiğimiz gibi tüketebiliriz. Çikolata sürmek istiyorum. Hemen yenmesine yakın bunları yapıyorum ki meyvelerimin vitaminleri kaybolmasın. İnce ince muzlar doğruyoruz. Muz da çok güzel yakışıyor. Yuvarlak waffle'ımızı da çikolatamızı sürüyoruz. İstediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Üzerine dövülmüş ceviz, fındık, fıstık da serpiştirilebilir. Ama benim elimde olmadığı için susam kullandım. Onu da hamurumun içerisine koydum. Meyvelerimin üzerine de Hindistan cevizi serpiştiriyorum.
Yapıp deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun, hoşça kalın.